Peki bakalım. Bugün büyük ihtimalle herkes size böyle üniversite sınavı ile ilgili bir şeyler atıp tutacak. Ben de yapacağım tabii ki. Ben de eksik kalmak istemedim. İlk üniversiteye girdiğim, üniversite sınavına girdim sene kazanamadım. İşletme falan istiyordum böyle çok da iddialıyım. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Olmadı. Bir sene çalıştım. Üzerine tekrar sınava girdim. Ve turizm işletmeciliği kazandım. Bitirdim okulu. Hep turizm oldu. Turizmci olacağımı düşünüyordum o zamanlar. Bayağı bir kastım işte turizm. Otellerde çalıştım, rehberlik yaptım vesaire. Sonra fark ettim ki ben turizmi sevmiyorum. Yani turizmi sevmiyorum derken turizm işinin içinde olmayı sevmiyorum. Çok keyif almadım. Sonra bir dönem pazarlamacılık yaptım, züccaciyecilik yaptım. Efendime söyleyeyim, ambalaj malzemeleri sattım. 50 farklı iş yaptım. Yatakta toparladım, efendim otel dediğim gibi yiyecek içecek departmanında çalıştım vesaire. Olmadı olmadı ya, hep bir yan iş yaptım. Sonra şarkıcılık yapmaya başladım bir gece kulübünde. Şarkıcılık yaparken radyocu olmamız için teklif geldi. Ve radyocu oldum. Çok uzun yıllar evvel. Bu garip hikayeyi niye anlattım? Şimdi hepiniz hayalinizde ben bu bölümü okuyacağım, bu olacak, bu olacak, bu olacak diye şimdiden bir plan yapıyorsunuz. Geleceğinizi bugünden belirleyebileceğinizi düşünüyorsunuz. Belirleyemiyorsunuz. Hayat her an değişiyor. Siz plan yapıyorsunuz, Tanrı buna gülüyor. İlginç bir sözdür. Şimdi benim baktığım yerden, evet abi hazırlıklı olacaksın, altyapı da sağlam olacak, bu çok doğru bir şey. Evet ama 18 yaş hayata başlamak için doğru bir yaş değil. Defalarca başlangıçlarınız olacak. 19'da olacak, 20'de olacak, 21'de belki olacak, belki 25'te olacak, 30'da olacak, 35'te olacak, 40'ta olacak, 60'ta bile olabilir. Bir başlangıç ve ondan sonra ben artık hep bunu yapacağım diyorsanız belki becerebilirsiniz çok şanslıysanız. %1, %2'nin içindeyseniz. Ama yoksa defalarca farklı farklı küçük başlangıçlar yapacaksınız. Ve bundan dolayı panik yapmayın. Hakikaten panik yapmayın. Bu ne bir şeyin başlangıcı ne de sonu. Ya çok uzun uzun anlattım biliyorum farkındayım. Benim de işim bu. Sizi çok seviyorum. Canınızı sıkmayın. Bu konuşmanın aynısını oğluma yaptım. Birebir aynısını. İnşallah geçmiştir bir şeyler.